Dostlarım iyi günler. Bugün gençlere ve orta yaşlılara bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, gençler ve bugün kırklarında ellerinde olan orta yaşlılar daha uzun yaşayacaklar. Araştırmalar ortalama yaşam süresinin her yıl yaklaşık yüzde bir arttığını gösteriyor. Şimdi sıra geldi kötü habere. Gene araştırmalar gösteriyor ki yaşam süresi uzarken aynı zamanda hastalıklarla geçirilen yılların süresi de uzuyor. 25 ile 64 yaşları arasındaki 135 bin kişi üzerinde yapılan ve geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya göre 1968 yılında doğan biri ortalama 74.9 yaşına kadar yaşarken hayatının son 2.9 yılını hasta olarak geçiriyordu. Buna karşılık 10 yıl sonra yani 1978 yılında doğan birisi 77.3 yaşına kadar yaşıyor. Yani daha uzun yaşıyor. Ancak hayatının kalan son 4.8 yılını hastalıklarla boğuşarak geçiriyor. Neden böyle? Neden daha uzun yaşamamıza rağmen daha uzun süre hasta oluyoruz? Neden yaşlılık yıllarımızı eskiye göre daha hasta, daha uzun süreli hasta olarak geçiriyoruz? dostlarım bunun sebebi şeker tansiyon kalp krizi obezite gibi kronik hastalıkların son yıllarda son 10 yılda daha artması ve daha erken başlaması. Size gösterdiğim bu araştırmaya biraz daha yakından baktığımızda şunu görüyoruz. 1946 yılında doğan kadınlar 56 yaşına geldiklerinde %4'ünde şeker hastalığı tespit edilmiş. Oysa 10 yıl sonra 1958 yılında doğanlarda bu oran 2 misli artıyor ve %8'e çıkıyor. 1958 yılında doğanlar 44 yaşına geldiklerinde %71'nin kilosu normalin üzerinde kilolu yani. Buna karşılık 1970 yılında doğanlar 44 yaşlarına geldiklerinde kilosu fazla olanların oranı %77 Dostlarım, bilim insanları hastalıklarla geçirilen yılların uzamasının sebebinin büyük ölçüde beslenme olduğunu düşünüyorlar. Maalesef insanların çoğu yanlış beslendiklerinin farkında bile değiller. Yaşlılık yıllarında tam emekli olup hayatın tadını çıkaracağım dediğiniz yıllarda kronik hastalıklarla mücadele etmek istemiyorsanız bir an önce az yağlı bitkisel beslenmeye geçmenizi tavsiye ederim. Bu vesileyle az yağlı bitkisel beslenmenin temel prensiplerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Madde 1. Et, tavuk, balık ve diğer hiçbir hayvanın eti yenmeyecek. Süt, yumurta, peynir, yoğurt, kefir gibi hayvansal ürünleri de tüketmeyeceksiniz. Yani vegan olacaksınız. Ancak Gelecekte kronik hastalıklardan kurtulmak için vegan olmak da yetmiyor. Bir kere kristalize şeker, bildiğimiz sofra şekerini hayatınızdan kaldıracaksınız. Yalnız sofra şekeri, yani çaya kahveye atılan şeker değil. Bu şekerle yapılan tatlıları da yememenizi istiyorum. Gelelim üçüncü şıkta. İşlenmiş gıdalardan uzak duracaksınız. İşlenmiş gıdalar nedir? Örneğin beyaz un işlenmiş bir gıdadır. Çünkü neden? işleniyor Kepeği faydalı kısmı ayrılıyor. Diğer taraftan paketlenmiş ürünler. Genellikle fabrikasyon işlenmiş ürünlerdir. Onlardan da uzak durmanızı istiyorum. Neler var? Bisküviler, krakerler, şekerlemeler, gazlı içecekler. Doğada olmayan, insanoğlunun milyonlarca yıl boyunca karşılaşmadığı, bilmediği, tanımadığı bütün yiyecekler işlenmiş ürün kategorisine girer. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Ve dördüncüsü yağın her türlüsünden uzak duracaksınız. Zeytinyağı, mısır özü yağı, ayçiçeği yağı bunlar işlenmiş ürünlerdir ve zararlıdır zeytinyağı tam yasak değil. Mümkün olduğu kadar az miktarda kullanmaya çalışın. Biliyorsunuz hep söylüyorum kalp damar hastaları, felç hastaları, enfaktüs geçirenlerin hiç yağ kullanmaması gerekiyor. Peki ne yiyeceğiz diye soracaksınız. Hep hastalarım bunu soruyorlar. Onları da kabaca yine 4-5 kategoride topluyorum. Şöyle sizlere sunayım. Birinci grupta sebzeler var. Patates, havuç yani nişastalı kök kök bitkiler dahil olmak üzere yeşil, kırmızı, sarı tüm sebzeleri istediğiniz miktarda tüketebilirsiniz. Yani yine ikinci sırada istediğimiz kadar yiyebileceğimiz grupta meyveler var. Meyveleri de meyvelerdeki şeker fruktoz life bağlı olduğu için hiç korkmadan istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Tabii ki burada istediğiniz kadar derken oturup bir karpuzu yiyin demek istemiyorum. Veyahut da bir kilo inciri bir kere de bitirin demek istemiyorum. Ama meyvelerden lütfen korkmayın. Az yemeye dikkat edeceğiniz, aşırı tüketmeyeceğiniz iki meyve grubu kavun ve karpuz grubudur. Bunların şekerleri oldukça yüksektir. Onlarda sınıra daha çok dikkat edin. Ama bir elmayı, portakalı, mandalinayı, kirazı şu andaki mevsim meyvelerini korkmadan tüketebilirsiniz. Yemesi serbest olan besinler grubunda 3. sırada tahıllar var. Tam tahıl olmak kaydıyla yani işlenmemiş olmak kaydıyla tam buğday, çavdar, arpa, darı, yulaf çok tavsiye ediyorum. Bu tip tahılları yine korkmadan tüketebilirsiniz. Ee, sevgili izleyicilerim, dostlarım, korkmadan istediğiniz kadar yiyin derken tabii ki kiloya dikkat etmeniz lazım. Neticede kök sebzeler, kök patates, işte havuç da meyveler, eee veyahutta tahıllar. Bunlar kalori de içerir. Tabii ki şişmansanız bir de limitsiz olarak bunları yerseniz şüphesiz kilo alırsınız. Demek ki kiloya dikkat ederek bunların miktarını ayarlayacağız ama kilo sorununuz yoksa dediğim gibi kelimenin tam anlamıyla istediğiniz kadar tüketmenizde bir mahsur yoktur. Şimdi geldik dördüncü gruba. Yiyebileceklerimizin dördüncü grubunda çok faydalı olan bakliyatlar var. Fasulye, nohut, mercimek ve diğer tüm bakliyat çeşitlerini. Tabii ki pişirirken az miktarda yağ kullanarak veya hiç kullanmayıp soğanı suda öldürerek istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Dostlarım söylemiş olduğum bu dört kurala ne kadar riayet edeceğinize ne sıkılıkta yapacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. İnsan vücudu betonarme bir yapıya benzer. Binayı oturtacağınız yer genlerinizdir. Evinizi sağlam bir zemine, bir kayaya oturtursanız bina e, binada çok uzun ömürlü olur, depremlere dayanır. Eğer temel attığınız arazi kumluysa, yığma bir topsaksa tabii ki binanın güçlü olması biraz zor olur. Ancak yine de genetik yapınız ne olursa olsun eğer iyi bir mühendisin fikrini alırsanız yani iyi beslenirseniz zemininiz, genleriniz iyi olmasa da mühendis ona göre hesaplarını yapar. Siz de ona göre beslenirsiniz ve yine sağlıklı bir binanız, sağlıklı bir ömrünüz olur. Dostlarım, sağlık binanızı nasıl inşa edeceğiniz sizin elinizde. Ben size yaşlandığınızda sizi yarı yolda bırakmayacak 10 şiddetinde depreme dayanacak, sizi kronik hastalıklardan uzak tutacak bir perizi öneriyorum. Betona azıcık deniz kumu katmak, azıcık peynir, azıcık sucuk, haftada birkaç yumurta yemek gibidir. Birazcıktan bir şey olmaz diyenleri görüyoruz. Günümüzde zaten kimse sabahleyin 10 yumurta, öğlen ciğer, kebaba, akşam döner yemiyor. Herkes birazcık yiyor. Buna rağmen bu birazcık yiyenlerin çok büyük bir kısmında 60'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yıllara geldiğinde hafif tansiyon yüksekliği, hafif şeker yüksekliği olduğunu ve çok istedikleri halde yüksek kilolarından bir türlü kurt kurtulamadıklarını görüyoruz. Her şeyden azar azar yiyip 60'lı 70'li yıllarda hasta olmak, hastalıklarla boğuşmak da var. 83 yaşında üniversiteye başlayacak kadar sağlıklı ve dinç olmak da var. Her ikisi de bir yol ve tercih sizin. Bay Colin Cliffs 83 yaşında Wolverhampton Üniversitesi Sosyoloji bölümüne başlıyor ve iftiharla mezun oluyor. Üniversiteye giderken bir yandan yemek ve bilgisayar kurslarına katılıyor ve aynı zamanda da düzenli spor yapıyor. 80 yaşına geldiğinizde her gün bir torba ilaç yutan biri de olabilirsiniz veya Bay Cliffs gibi üniversiteye başlayan biri de olabilirsiniz. Benden size tavsiye boğazınızı tutun. Hayvansal besinlerin ve yağın lezzetine sakın kanmayın, yenilmeyin. Nefsinize biraz hakim olun ve birazcık deniz kumunun koca binaları yerle bir ettiğini sakın unutmayın.